Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Ee, bakınız ki kripto coin sitesi üzerindeyiz. Diyor ki profesyonel analiz sepetindeki 8 altcoin ismini verdi. bunlar üzerinde duracağız ve e, iyi altcoinler dahilinde de tabii ki Konuşacağız. Bakınız haberde genel itibariyle e, bu şekilde olacaktır. Şimdi burada ne diyor? Profesyonel analist sepetindeki 8 altcoin ismini verdi. E tabii ki Ben Armstrong'dan bahsediyoruz. Ben Armstrong'da e, BitBoy olarak bilinir bir kripto fenomenidir. Ripple'ın sıkı sıkıya biliyorsunuz kendisi de takipçisi ve aynı zamanda destekçisidir. Yani genel olarak bu şekilde durum. Şimdi bakalım ne diyor? Pip ve Wojak diyor. Pip ve Wojak gibi yeni meme coinlerin yükselişinin ortasında. Bitboy kripto takma adlı ünlü kripto fenomeni Ben Armstrong. E, ben coin'e desteğini açıklıyor. Ayrıca analist Twitter profilinde 8 altcoin projesine yer veriyor. Kendisinin çok radikal açıklamaları vardır. Tabi e, <laughs> XRP coin ile alakalı çok radikal açıklamalar. işte 1000 dolar olacak falan gibisinden. Tabi de 1000 dolar olacak gibi hayallere kapılmamak lazım. Burada önceki vakitlerde de konuştuğumuz mesela 10 dolar, 27 dolar gibi fiyatlar vardı. 27 dolar da zannetmiyorum ama mesela iki haneli fiyatları bence bu sezon zorlayabilir. Böyle bir potansiyeli var XRP'nin ama öyle 1000 dolar gibi çok mantıklı değil. Ben Armstrong'u izleyenler zaten bileceklerdir kendisinin açıklamalarını. Bitboy'un beninde olduğu sepetindeki altcoin projeleri Özellikle ben meme coin pazartesi günü Binance destekli CoinMarketCap market cap ve CoinGecko'da geçkoda listelendi. Bu da küresel erişimini önemli ölçüde arttırdı. Basın zamanı itibariyle altcoin Uniswap'ta yaklaşık 5 milyon dolarlık toplam likiditeye sahipti. Meme coin'i piyasaya değeri ise yaklaşık 15 milyon dolar seviyesinde diyor. Günlük işlem hacminin toplam piyasa değerinden daha yüksek. Bu da uzmanlara göre boğa görünümünün tipik bir özelliği. Dahası Dex Scanner tarafından sağlanan piyasa verilerine göre ben token'ı son 24 saat içinde yüzde diyor 1660'dan fazla artış gösterdi. Şimdi e, bu nedir? Bir kere onu söylemek lazım. Bu şudur Kripto CryptoCoin <laughs> sponsorlu kalmış falan diyormuşum yok. Ya tipik bir boğa özelliği diyemeyiz. Tipik bir e, volatilite özelliği diyebiliriz. Yani sonuç itibariyle pompala boşalt projeleri de çok. Yani pumptan projeleri de çok. E bir meme coin olarak çıkmıştır ve doğrudan Ripple'ı listelemek, listelemek diyorum, Ripple'ı destekleme babında çıkmıştır aynı zamanda. Bunu da söylemek lazım. Mesela Solana'nın nasıl Bonku varsa doğrudan olmasa bile Ripple'ın da beni var diye bir açıklama yapabiliriz ve bu doğru olur. Popüler kripto influencer'ın profilinde diyor ne diyor? XRP, ADA, ET, ICP, Hebar, Algo, Matic ve Ben dahil olmak üzere çeşitli altcoin'ler bulunuyor. Ya şimdi zaten çok e, yüklü XRP tuttuğunu biliyoruz. XRP tutulur mu? Muhakkak. Yani e, XRP e, gerçekten çok kaliteli bir coin'dir. Ya kendisi ara ara işte bin dolar, bin dolar diyor çok e, doğru bir şey söylemiyor ama sonuç itibariyle gerçekten potansiyelli, gerçekten yukarı meyilli ve çok sağlam temeller üzerine oturtulmuş bir coin'dir XRP coin. O yüzden ben portföylerde bulunabileceğini düşünüyorum. İlk hareketçi da bilmek lazım. Tabi bir diğer yandan ADA var. ADA coin. Cardano projesi. Yine çok sağlam bir projedir. 50x gibi işte sansasyonel bir takım fiyat tahminleri gerçekleşmiştir Egrak tarafından. Bunda dün müydü, önceki gün müydü incelemiştik biliyorsunuz. Ada coin tabii 50x hani tartışılır 50x vesaire. Fakat neticede ada da sağlam bir coindir. Elde tutma oranları çok yüksektir. E, i̇stikrarlı bir şekilde e, likitesi, likidasyon daha doğrusu çok yüksek değildir. Fakat trader oranları fena değildir. Bu da patlamalardan ziyade daha küçük mumlarla yukarı istikrarlı bir yükseliş yapmasına olanak tanır. Bu da tabii altcoin sezonunda çalışan çok güçlü hareketlerden biridir. Muhakkak adada portföylerde yer alabilir. Bir diğeri ETH, Ether. Ya zaten portföyde biraz Ether bulunması gerekecektir diye kanaatindeyim. Bitcoin olabilir, Ether olabilir. Ya bunlar yatırımcı güvende tutar neticede, tamam mı? Boşu boşuna bu kadar fazla Ether balinası yok. Ya uzun vadede gönül rahatlığıyla tutulabilecek çok az sayıdaki kripto paradan bir tanesidir Ether. Ve bünyesinde de çok fazla şey barındırır. O yüzden ben Ether'e yoğunlaşılabileceğini ve e, muhakkak portföylerde bulundurulabileceğini düşünüyorum. Şu yanlış bir algıdır, fiyatı çok yüksek, işte yükselmez, biz daha da yükselecek bir coin alalım. Ya, hayır, Ether'in risk ödül paritesi gayet iyi, ciddi anlamda iyi. E, çok düşük bir riskle ciddi ölçüde e, yön yukarı hareket ihtimali barındırıyor... Katalizörleri de fazla, gerekli yükseltmeler yapıyorlar. ICP, e, internet computer dediğimiz güçlü bir ağdır. Yakın zamanda e, Shiba ve Dogecoin'i desteklemesiyle piyasaya çıkmıştır. Cardano'nun birinci olarak bitirdiği 2022 yılının geliştirici faaliyetlerinde yine ICP de ilk onun içerisindeydi. Bu yıl da ilk on içerisinde devam ediyor. Yine güçlü bir projedir. E, beğeniyorum. İyi ve ortaklıkları kuvvetli bir. A yapısını ifade eder. Heybar e, yakın zamana kadar radarımdaydı. Yakın zamanda bıraktım. Hala iyi bir projedir ama... ...dediğim gibi hakkında konuşmayacağım. Kötü bir proje değildir ama. E, bir diğeri Algo. Bu arada kanalda videosu da var. Algo, Algorand projesi. Yakın zamanda daha çok tabi... ...SEC başkanının menkul kıymet olarak... E, ...ilan etmesi üzerine ortaya çıkmıştır. Yukarı meyilli bir coindir atom ve kozmoz yapısına benzeyen bir genel yapıyı ifade eder ve gerçekten iyidir. Hem adını geçirmişken söyleyeyim atom hem de algo çok kaliteli projelerdir. Portföylerde bulundurulabilir. Ee, ya ben diyor burada da yani bunu almanın bir anlamı yok. Tamam yani ne bileyim almanın bir anlamı yok yani ben öyle söyleyeyim. Matit yani poligon projesi tabi piyasadaki e, ee, en ilerden bir tanesi diyebilirim. Ethereum projesini desteklemek ve güçlendirmek e, maksadıyla ortaya çıkmıştır ve gerçekten çok iyi noktaya gelmiştir. ABD tarafının aynı zamanda genel regulasyonları, genel düzenleyici çerçeveyi çok iyi kontrol eden aynı zamanda bir katalizör avcılarıdır. E, Polygon ekibi pek çok şeyi gerçekten iyi bir şekilde gerçekleştirdi. 2022 yılında dönemin en iyi yol haritasını yayınladılar ve bunu başarıyla yapmalarıyla birlikte tabii eh Matic Coin'de resmen düşen pi e, piyasada bir rally seyrettik. Zaten altcoin sezonuna girerken coin ATH'larından çok fazla uzak girmedi. Ben Matic'i uzun vadeye yatırılabilecek e, Ether'le birlikte piyasadaki çok az sayıda e, altcoin'den biri olarak değerlendiririm. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.